Merhaba sevgili gençler. Aralık ayı örnek sorularını çözüyoruz. Birinci soru infografik sorusu. Bu infografikten bilgilendirici görselden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Seçenekleri tek tek incelediğimiz zaman. Okyanusların dünyanın büyük bir bölümünü kapladığına nereden ulaşabiliyoruz? Okyanuslar dünyanın %71'ini kaplıyor ifadesinden ulaşabiliyoruz. Peki, okyanuslarda insan kaynaklı kirlenmelerin önüne geçildiğine ulaşabiliyor muyuz? Buna infografikten ulaşamadığımız için cevabımız o yüzden bursaydı. Birleşmiş Milletler'in Dünya Okyanuslar Günü ilan etme amacına nereden ulaşabiliyoruz? Bunun amacına ise okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen. Vurgulamak için ilan edilen Dünya Okyanuslar Günü. Yani bu kısımdan ise C seçeneğine ulaşıyoruz. Buradan A'ya ulaşmıştık. D seçeneğine ise okyanusların bazı insanların geçim kaynağını olduğuna ise 3 milyar insan ekonomik açıdan denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe bağımlı olduğunu ifade eden yerden bu kısımdan da D seçeneğine ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız seçenek B seçeneğiydi. İkinci soru bize kişileştirme ve karşıtlık söz sanatlarının tanımlarını verdikten sonra sorumuza diyor ki buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem karşıtlık sanatına başvurulmuştur diye soruyor. Şimdi kişileştirme söz sanatlarını ilk önce tespit edelim. Ondan sonra karşıtlık söz sanatlarını tespit edip ikisini birlikte kullanılan dizeyi işaretleyelim. Kişileştirme söz sanatı neydi? İnsana ait olan özellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma sanatı. Mesela içerim köz dışarım kar savruluyor son umutlar. Sade dosta değil düşman eline insanlık adalet saçlıkta geldik. Sesimde bulunsun suskunluğumu yalnızlık içinde çırık çırık su yok. Buradaki yalnızlık susması, yalnızlığın susması. İnsan susar, insana ait olan susma özelliği insan dışındaki yalnızlığa aktarılmasında kişileştirme söz sanatı vardır. Yolların bayram telaşı da ne? Günlere mi şaşırdın yoksa bugün arife mi? Yolların bayram telaşında olması, telaşlanmak insana ait olan bir özellik. İnsana ait olan bir özelliği, insan dışındaki varlığa yani yola aktarılması yine kişileştirme söz sanatı. Peki karşıtlık söz sanatları nerede? Karşıtlık söz sanatı neymiş? Birbirinin zıttı olan duygu, düşünce ve durumlar. Birbirinin zıttı olan bu üç kavram. Yani illaki karşıt anlamlı kelimeler mesela iç ve dışta veya dost ya da düşmandan ziyade köz veya kar. İşte karşıt durumlar bunlar. Yani bunları göz önünde bulunduralım. O klasik karşıt anlamlı kelimeleri görmez hemen karşıtlıktan ziyade daha da bu tarz ifadeler karşımıza çıkar. Bunlar da karşıtlık söz sanatının örneğidir. Mesela çığlık çığlık susmak yani yüksek bir sesle sessiz kalmak. İşte buradaki karşıt iki durumdan dolayı burada da karşıtlık söz sanatı var. Bursa'da vardı, Adana'da vardı. Ama soru bize neyi sormuştu? Soru her ikisi de bulunan seçeneği yani Ceyhan'ı sormuştu. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktı gençler. Üçüncü soru ise bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçenekleri tek tek inceleyip metinden bulmaya çalışalım. Sohbet havasında yazılmıştır. Sohbet yazarın okuyucuyla sohbet etmesi, sohbet eder gibi o havada yazması. Nereden ulaşabiliyorum? Şöyle bir etrafınıza bir bakın. Kaç kişi karşınızdakini dikkatli dinliyor? Kaç kişi istediklerini içinden geldiği gibi ifade edebiliyor? Diye açılış yapması bizim için bunu sohbet havasında yazıldığını zaten ispatlar nitelikte. Burada okuyucuya sorular sorması, denemede de okuyucuya sorular sorar. Ama sohbette daha çok denemede kendi kendine soru sorar. Sohbette okuyucuya soru sorar. Arasındaki farka dikkat edelim, onu karıştırmayalım. Demek ki sohbet, evet, buna metinden ulaşabiliyoruz. Eleştirilen durum gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Eleştirilen duruma bakalım. Ondan sonra bunun neden eleştirildiğini metinde bahsetmiş mi? Mesela dil işlerliğini kaybediyor yavaş yavaş. Burada dilin işlerliğini yavaş yavaş kaybetmesi eleştirilen durumdur. Peki bunun gerekçesi ne? Dil işlerliğini neden kaybediyor? Televizyonun gürültüsü,
Cep telefonun zırıltısı hayatın telaşı sahici bir konuşmayı imkansız hale getiriyor. Yani gerçek bir konuşmayı imkansız hale getiriyormuş bu televizyon, cep telefonu ve hayatın telaşı. İşte o yüzden dilin işlevliğini kaybetmesinden yakınıyor, bunu eleştiriyor. O yüzden B seçeneğine de ulaşabiliyorum. C seçeneğindeki pişmanlık dile getirmesi metinden buna ulaşamıyorum. Peki aşamalı durum ne? Metinden tespit ettiğimiz. Buradaki aşamalı durum ise dikkat edin, dil işlevliğini yavaş yavaş kaybediyor. Buradaki yavaş yavaş ifadesi aşamalı bir durumdur. Ama her zaman yavaş yavaş ikilemesi aşamalı durum değildir. Mesela birisi bana yavaş yavaş geliyor. Bu da yavaş yavaş gelmesi aşamalı bir durum değildir. Aşamalı bir durumda bir durumun kademeli bir şekilde artması veya kademeli bir şekilde azalması söz konusu olması lazım. Ama birinin size doğru yavaş yavaş gelmesinde bir kademeli artış ya da alçalış söz konusu değildir. Dil işlevliğini yavaş yavaş kaybetmesinde bir aşamalı bir durum söz konusudur gençler. O yüzden ulaşamadığımız söylenemez olan ifade sadece C seçeneğiydi. Devam edelim. Dördüncü sorudan. Bu metindeki altı çizili sözcüğün anlamca karşılayacak bir kullanım aşağıdakilerden hangisidir? Aynı metinden bahsediyoruz. Altı çizili olan sözcük ise anlattığı hikayelerin yankılarını duymak isteyen. Hikayelerin yankıları. Yani Kurtuluş Savaşı'nın başladığı haberlerin uyandırdığı sevinç bütün yurdu kaplıyor. Sevincin bütün yurdu kaplaması, hikayenin yankılarının her taraftan duyulması, yani yayılması, işte bir olayla o durumla ilgili olan ortaya çıkan o durumun etrafa yayılması, yurdu kaplaması, yankı uyandırması gibi aynı anlamda kullanılabilir diyebiliriz. O yüzden cevabımız Adana'ydı. Beşinci soruda ise, evet, beşinci soruda ise bir cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur? Normalde bu cümle birleştirme sorularını bize şimdiye kadar tam tersini soruyordu. Parça parça verilenlerden yola çıkarak bizden tam bir cümle kurmamızı istiyordu. Ama bu sefer tam tersi bir durum söz konusu. Bunun için biz normalde uzun cümleler kurabilmek için fiilimsilerden faydalanıyorduk. Yani cümle içerisindeki yargılardan yola çıkarak diğer o yargıların hepsini birleştirip tek bir cümle haline getiriyorduk. Aynısını burada dikkat edeceğiz. Bu cümlenin içerisinde fiilimsilerle oluşan yargılar nelermiş? 30 Kasım 2020'de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan yeni haberleşme uydumuz TürkSat 5A. Şimdi buradaki iki tane yargıdan bahsedelim. Birinci yargımız 30 Kasım 2020'de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyormuş. Normalde ben cümlemi tam şurada kesebilirdim. Buraya da kesip planlandığı şeklinde, planlanıyor şeklinde cümlemi bitirebilirim. Onu da nereden ulaşabiliyorum? TürkSat 5A'nın, yani bu bahse geçen uydunun Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020'de uzaya fırlatılması planlanıyormuş. Demek ki bu kısımdan şey yaptım, elde ettim, buradan ulaştım şu kısma. Diğer taraftan başka bir yargımız ne? Planlanan yeni haberleşme uydumuz TürkSat 5A. Demek ki bu TürkSat 5A bizim yeni haberleşme uydumuzmuş. Yani TürkSat 5A yeni haberleşme uydumuz. Buna da ulaşabildim doğru bir şekilde. Son yargı kaldı Adana için. O da ne diyor? Özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezine götürüldü. Şimdi diğer yanlış olan seçeneklerde bu da biraz kelime oyunu yapıyor. Gerek işte kullanılacak, işte ya da işte götürüldü. Ya Florida mesela uzay taşımacılığı şirketi tarafından götürülmesi gibi bazı minik kelime oyunları yaparak hata yapma yoluna gitmiş diğer kısımlarda, ama tam bir yargıların tam doğru bir şekilde aktarıldığı seçenek olan Adana'da ise ne demiş?
Yeni haberleşme uydumuz özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezi. Yani bu şirket tarafından götürülmemiş. Şirketin Florida'daki fırlatma merkezine götürülmüş, kimin götürdüğünü bilmiyoruz. O yüzden bu şirket tarafından götürülmesi olsun. Ya da işte zaten daha önce Florida'da bulunuyormuş gibi bir anlam ifade eden şu cümle olsun gibi diğer yargılarda hata var. O yüzden tek doğru seçeneğimiz, en doğru seçeneğimiz Adana olacaktı. Bu cümlelerin ayrı hali bu şekilde. Bir diğer soru kelime oyunu sorusu. Altıncı sorumuz. Emre ile Kerem kelime bulma oyunu oynamaktadır. Emre aklına gelen 5 harften oluşan bir kelime tutar. Kerem de bu kelimeyi bulmaya çalışır. Kerem tahminlerini söylemiş ama doğru kelimeyi bulamamıştı. Kerem'in tahminlerine Emre'nin verdiği cevaplar şu şekildeymiş. Şimdi dikkat edin. 5 farklı harften oluşulmuş bizden istenilen kelime. Şimdi bizim bulmamız gereken kelime 1, 2, 3, 4 ve 5 harften oluşacak bir doğru kelime. Kerem ilk önce şehir kelimesini tahmin etmiş. Kerem tahmin ettikten sonra Emre'nin aklındaki doğru kelimemiz olsun bizim. Doğru seçenek olan kelime. Demiş ki işte, tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede var. Ama biri doğru, diğeri yanlış yerde. Demek ki benim kelimelerin arasında Ş, E, H, I, R harflerinden iki tanesi var. Birisi doğru yerde, diğeri yanlış yerde. Şimdi bundan yola çıkarak aslında tam olarak bir şey elde edemiyoruz. İkinci basamaktan devam edeceğim. Bekçi diye yeni bir kelime söylüyor. Diyor ki tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var. Şimdi burada iki harfi var. Burada da iki harfi varsa demek ki bu iki kelimede ortak kullanılan harfler hangisi? Birisi E, diğerisi de İ harfi. E ve İ harfleri ortak kullanılmış demek ki. Ama diyor ki İki kelime de var. İkisi de doğru yerde. Demek ki burada E ve İ harfleri doğru yerde olacakmış. Hemen ilk harfimi yazıyorum. İkinci yerde sırada olan E harfi. Diğeri de son sırada olan İ harfi olacakmış. Şimdi bu ipuçlarından adım adım devam ediyorum. Tuttuğum kelimenin bir harfi. Şimdi davul kelimesini söylemiş. Tuttuğum kelimenin bir harfi bu kelimede de var. Ama doğru yerde. Bu kelimede de var ve doğru yerde. Şimdi şu kelimeyi bekçi kelimesini tutmuş, ardından davul kelimesini tutmuş. Tuttuğum kelimenin bir harfi bu kelimede de var ve doğru yerde. Şimdi bu kelimeyi tuttuktan sonra mevzu kelimesini söylemiş ve mevzu kelimesi içinde demiş ki tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var. Şimdi iki harfi burada var. Bir harfi de burada var. Demek ki doğru yerde olan ve iki harfi var. İkisi de doğru yerde. Yani bu iki harften birisi buradaydı. Demek ki davulun V'si ile mevzunun V'sinin bu bir harfi mutlaka olmak zorunda ve bunlar ortada olmak zorunda. O yüzden biz bir kelime daha yazalım. Tam ortaya bir de V harfi mutlaka gelmesi gerekiyor. Şimdi seçenekleri ele aldığım zaman tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede de var ve ikisi de doğru yerde. Demek ki birisi V harfi, diğeri de hatırlayın E harfi. Yani en başta tespit ettiğim harf. Şimdi iki harf var. Ne demiştik en başta? 5 farklı harften oluşuyor. 5 farklı harften oluşuyor. Şimdi peki mevki mi? Sevgi mi? Yani A ve D seçeneği buna uyum sağlıyor. Mesela bir mesai kelimesini eliyoruz. Bir selvi kelimesini eliyoruz. Tek sevgi ve mevki kelimeleri kaldı. Bunlar için hangisini seçeceğim? Şimdi dikkat edin. Tuttuğum kelimenin iki harfi bu kelimede var. Yani o iki harf E ve V. Yani o iki harften birisi M değil. Yani Adana'daki M değil. Demek ki M değilse hangisi kesinlikle değildir diye sormuyor. Olabilir diyor. O zaman M değilse S neden olmasın? Bu yüzden sevgi yazarsak
bu kelimeyi bulmuş oluruz. Denizli. Bir sonraki soru bir paragraf tamamlama sorusu. Yedinci soru. Evet. Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi, metinden çıkarılabilen düşünce olabilir bu seçeneklerin hepsi. Hepsi metinden elde ettiğimiz yardımcı yargılar olabilir ama soru bize onu sormuyor. Sorunun sorduğu şey buraya hangisi gelmesi gerekiyor? Buraya yani boşluk doldurmayla yardımcı fikir sorularındaki çözüm tekniğini aynı mantıkla düşünmüyoruz. Gelelim sorunun çözümüne. Burada cevabımız bizim. Şimdi şöyle diyelim. Chicago Üniversitesi'nde Profesör Doktor Benjamin Blum ve ekibi de 1985 yılında yaptıkları çalışmada bir konuda çok başarılı olan kişilerin bu seviyeye nasıl geldiklerini belirlemeye çalışmış. Araştırmada aralarında piyanist, olimpik yüzücü, matematik gibi farklı alanlarda olan dünya çapında başarı kazanmış yüzlerce kişiyle görüşme yapılmış. Neden görüşme yapılıyor? Neden başarılı olduğunu bulabilmek için. Araştırmanın başında bu kişinin sözü edilen alanlarda doğuştan yetenekli olduğu varsayılmıştı. Araştırmanın başında. Şimdi araştırmanın başında. Doğuştan yetenekli olduğu varsayılmıştı. Ancak araştırma sonuçları bu kişilerin çevreleri anne babaları yani çevreleri anne baba öğretmen gibi çevreleri tarafından teşvik edildiği ve onlardan destek gördükleri için ilgilendikleri alanlarda başarılı olduklarını göstermiş. Şimdi doğrudan cevabıma geleceğim daha net anlaşılsın diye. Önceleri bir alanda başarılı olmak için o alanda doğuştan yetenekli olmanın yeterli olduğu düşünülüyordu. Bakın bu normalde yanlış bir yargı. Metinden bunu şey yapmıyorum ama metnin başına gelen doğru yargı. Yani eskiden bu şekilde düşünülüyordu. Ancak araştırma sonuçları çevrenin de etkili olduğu başarıda ortaya çıkartıyor. Yani doğuştan yetenekli olmanın yeterli olduğunu düşünüyor ama araştırma sonuçlarında aslında doğuştan yetenekli değil, çevrenin de etkili olduğu dile getirilmiş. Hatta bunu cümlenin en başına yerleştirdiğim zaman önceleri bir alanda başarılı olmak için o alanda doğuştan yetenekli olmanın yeterli olduğu düşünülüyordu. Chicago Üniversitesi de bu alanda bir araştırma yapmış. Araştırmada değişik alanlarda başarı elde edilen kişileri ele almış. Ve araştırma sonucunda anlamış ki başarı sadece doğuştan değil çevrenin de bir payı olduğunu göstermiş. Bakın bu şekilde başladım. Tam tersi bir ifadeyle paragrafımı tamamlamış olduk. O yüzden cevabımız Ceyhan'dı. Sekizinci soru bilinçaltının bazı özelliklerini vermiş. Aşağıdaki metinlerden hangisi bilinçaltının bu özelliklerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez diye sormuş bize. Bakalım bunların her birisini okuduktan sonra eşleştirmeye çalışalım. İlk olarak hangi özellikler olumsuzluk kavramını anlayamaz, ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye alınmış, zaman kavramı yokmuş yani dün bugün yarın arasındaki farkı bilmezmiş. Bilinçaltı dışarıdan gelen tüm tehditlere yanıt vererek sistemi canlı tutmaya çalışır. Ancak bu canlı tutma işlevini buluttan nem kapacak şekilde yani ciddiye alınmaması gereken bilgileri ciddiye almasında Adana'da şekilde yerine getirecek tehlikeleri gereğinden fazla abartılmış her şeyi ciddiye aldığı için. Bursa'dan devam edelim. Şimdi Adana'ya ulaştık. Bursa'dan devam edelim. Bilinçaltı geçmişte yaşadığımız bir olayın çoktan bittiğinin farkına varmaz. Şimdi geçmişteki olayın bitmesi aslında bize zaman kavramından bahsediyor. Çünkü insanın başına geçen olumsuz olaylar bilinçaltında hemen çözülmez. Her hatırladığında şu anda yaşanıyormuş gibi yani önceden eskiden yaşandı bitti değil hala şu an şimdi yaşanıyormuş gibi algılanır. Demek ki zaman kavramından bahsediyormuş. Burada metinden ulaştığın kısımda.
Buradan da B seçeneğine ulaşıyorum dedik. Devam edelim bakalım. C seçeneği. Bilinçaltı her şeyi fiziksel olarak görür. Örneğin işimiz, okulumuz, tuttuğumuz takım, yaklaşan bir sınav gibi soyut durumları anlamaz. Soyut kavramları anlamıyormuş. O sadece somut durumlarla ilgileniyor. Soyut tehditlere çok ilgisiz cevaplar verilmiş. Bilinçaltı somutla ilgilenirmiş. Ama bize ne lazım? Olumsuz kavram lazım. Mesela bilinçaltı negatif durum. İşte negatif durumdan kastettiği şey tam da bu olumsuz kavramlar. Yani D seçeneği. Bir bakalım. Negatif durumları anlamlandıramıyor. Aklımıza gelen her şeyi istediğimiz bir durum olarak algılıyor. Kısacası neye odaklanırsak bize onu yaşatıyor. Daha çok şuradaki negatif durumdan biz yola çıkarak D seçeneğine ulaştık. O yüzden gençler cevabımız C seçeneği olacaktı. Yani somutu algılıyormuş, soyut kavramları algılamıyormuş. O da buradan bahsetmiyor zaten. Devam edelim. Kaçıncı sorudan? Dokuzuncu sorudan bir yazım yanlışı sorusu. Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardı? Atatürk Kültür ve buradaki V'nin küçük yazılması, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu derken V'nin küçük yazılması, buradaki V ile ve veyahut ki da de sözleri mı soru eki küçük harfle yazılır demiş. Yani küçük harfle yazmış, bir sıkıntı yok. Köşk demiş mesela burada. Köşkün K'sini büyük yazmış. Niye? Altın köşkü kastettiği için. Çünkü ne demiş? Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yani altın köşk değil de sadece kısaca köşk diyorum, söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Evet, köşkün K'si büyük yazılmış. Bunda da bir sıkıntı yok. Dün öğle saatinde yapılan toplantıda müdürümüz önümüzdeki yıl yapılacak kurslarla ilgili planları anlattı. Müdürümüz derken burada aslında hangi müdürün olduğu belli. Cümleden anlıyorum ben bunun hangi müdür olduğunu, belli olduğunu. Müdürün M'si büyük yazılmış çünkü cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam, ünvan sözleri büyük harfle başlanmış. Buradaki makam, müdürlük makamı cümle içerisinde özel ismin yerine kullanılmış. Bu yüzden büyük yazılmış. Bunda da bir sıkıntı yok. Osman Hamdi Bey'in İstanbul Hanımefendisi tablosunun T'si küçük yazılması gerekiyor. Çünkü özel ada dahil olmayan gazete, dergi, heykel diye liste uzayıp gidiyor. Sözler büyük harfle başlamaz. Yani T'nin tablonun T'si büyük harfle başlamaz. O yüzden tablodan dolayı, küçük yazılması gerektiğinden dolayı cevabımız Denizli olacak. Burada yazım yanlışı yapılmış çünkü. Son soruya gelelim. Bu bir noktalama işareti sorusu. Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur diye sormuş. Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasında konu. Bunun örneği yok. Cevabımız o yüzden Adana'ydı. Peki diğerlerinin örneği nerede? Diğerlerinin örneği nerede? Konuşma çizgisinden sonra alıntı cümlenin bitiminde konu. Konuşma çizgisinden sonra alıntı cümle, yani o konuşulan ifade, çalıları koyunların yediği doğru mu? Şimdi şu alıntı ifadeden sonra, konuşma çizgisinden sonraki alıntı ifadeden sonra virgül koymuş. Bunun örneği burada. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna. Yani konuşma bölümünden hemen önceki olan ifade tam da şurada koymuş virgülü. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul, teşvik bildiren peki, yok, elbet gibi kelimelerden sonra konulmuş. Peki, yok, elbet, evet, hayır, tabii gibi ret, kabul, teşvik bildiren ifade ne o? Evet. Evetten sonra virgül koymuş. D'nin de örneği burada var. Gençler, Aralık ayı örnek sorularının hepsi bitti. Ocak ayında görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.